Unity Tekstil, Neslin işiyle Perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İş Geliştirme Müdürü Nur Ertekiner Üyüklü. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Nur Ertekiner Üyüklü. Ethernet Uluslararası Taşımacılık'ta İş Geliştirme Müdürü olarak çalışıyorum. Harikasınız, çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle oldu aslında, ben lojistik sektörünü tercih ettiğim zaman bu kadar bilindik, bu kadar revaçta olan bir meslek, bir sektör değildi. Anadolu Meslek Lisesi mezunuyum. Orada bir firmada lojistikte staj yaptım. Bana göre olduğunu düşündüm. Keyifli ve stresli olduğu kadar da keyifli bir iş, çok durağan bir iş bana göre değildi. Hı hı. Sektöre de başlama kararı aslında biraz daha çok bilmeden biraz böyle ama isabetli keyifli. Oldu. Evet, tam doğru bir tercih olmuş ama bu şekilde oldu girişim. Ne güzel, dinamik bir sektör ve ülkemiz için lokomotif bir sektör. Evet, çok önemli. Bitmeyen bir sektör. Her zaman ihtiyaç evet. duyulan, hele pandemiyle iyice önemi arttı. Evet. Her şeyimiz biraz online hale geldi. Hep lojistik, değil mi? Hem ticaret gelişti. Evet. Son derece önemli bir konu. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Hava, kara, deniz yolu, ithalat, ihracat olarak ve proje yüklemeleri olarak hizmet veriyoruz. Deniz yolu parsiyel ve full, karayolu parsiyel ve full, hava yolu aynı şekilde olarak organizasyonlar yapıyoruz. Şahane. Teşekkürler. Yurt içi, yurt dışı daha çok hangi bölgeler? Yurt dışı olarak çalışıyoruz. Yurt içi hizmetlerimiz sadece müşterinin hani mesela kapıdan alınacak bir yüklemesi varsa hizmet veriyoruz. Yurt dışı olarak hizmet veriyoruz. Ana hatlarımız Afrika, çok deniz güzel. Yolunda, karayolunda Almanya, Benelux hattı. Hava yolunda da Rusya. Ne güzel. Harika. Daha da artsın inşallah. İnşallah. Değil sağ mi? Olun. Çünkü ithalat, ihracat çok önemli ülkemiz evet, için. Evet, ülkemize çok önemli. Kesinlikle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir rakiplerinize göre? Biz butik hizmet veriyoruz. Yani her müşteri üzerinde sadece onunla çalışıyormuş gibi hizmet veriyoruz. Arada her an açıyoruz telefonlarını. Yazdığı her an cevap veriyoruz. Yani müşterilerimiz biliyor ki onu o sırada açamıyorsak bir toplantıdayızdır. Hemen geri döneriz. Müşteri sadece yükleme için değil bir bilgi almak isterse de bizimle bizi arayabilir. Aa, bu yükü benimle organize etmeyecekmiş diye ona bilgi vermemezlik asla yapmayız. Hani bu ulaşılabilir olmak evet, değil müşterinin... mi? Hep müşteri destek konusunda ileri evet. olmak bu çok önemli. Kesinlikle yani müşteriler şöyle söylüyor. Sadece sanki benle çalışıyormuşsunuz gibi diyorlar. Değil. Şahane. Bir sürü müşterimiz var. Şahane. Ama o kendini çok değerli, çok evet. değer veriyorsunuz çünkü. Evet yani küçük yükü de olsa bizim için müşteri de yük de önemli. Kesinlikle. Bu şekilde çalışıyoruz. Müşterilerin de hoşuna giden kısım genelde bu oluyor. Operasyonumuzda bir kere gördülerse zaten sağ olsunlar vazgeçmiyorlar. Evet, çünkü lojistik konusunda takip çok önemli evet. değil mi? Ürün nerede? Ürün ne zaman ulaşacak değil mi? Bu terminler önemli ve takip ediyor. Takip öğrenmek çok önemli. İstiyor. Evet, yani o bilgi almadan biz ona isteyebileceği bütün bilgileri veriyoruz. O da o yüzden arkasına yaslanıyor. Diyor ki tamam ben emin yükü verdim. Evet. Bir şey olursa hallederler. Ne güzel, diyor. Bu güveni kazanmak. Evet, o yüzden de devam ediyor. Tamam, bir sıkıntı yok. Ben ona verdim, bir şekilde halleder. Bir sıkıntı olursa zaten beni arar, diyor. Bu yüzden de bizle devam ediyorlar. Ne güzel, gerçekten. Bu şekilde ilişkiler uzun vadeli evet, olabiliyor, kesinlikle. Değil mi? Çünkü memnun kalıyorlar, tekrar sizinle çalışıyorlar evet. Ve sizi tavsiye ediyorlar. Bu referans konusu da son derece önemli. Kesinlikle. Yani günü kurtarmak değil, hep geleceğe yönelik. Evet, yani küçük bir yükleme sayesinde çok büyük projeler aldığımız tabii, günler oluyor çünkü. Kesinlikle. Küçük bir yüklemesini yaptığımız müşteri çok büyük projeli olan arkadaşlarına bize tavsiye ediyor. Çok güzel. Zaten o sonrasında yüklemeler kendi kendine gelmeye devam ediyor. Ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Biz 2023 yılını hedeflerimizin doğrultusunda ve hedeflerimizin hatta üst seviyesinde bitirdik. Ne güzel. 2024'te de aynı hedefler tabii ki. Daha üst seviyelerde bitirmek, daha çok kişiye istihdam dokunmak, sağlayabilmek, değil mi, bir dokunmak. Afrika'da kendi acentelerimiz var ama kendi ofislerimizi kurmak istiyoruz. Afrika'da depo açma planlarımız var. 2024-2025 itibariyle bunu planlamayı düşünüyoruz. Almanya, Benelux hatta da kendi acentelerimiz var. Orada da bir depo kuracağız. Bu şekilde şu an hedeflerimiz
Orta Afrika... ölçekli olarak diyeyim. Bu şekilde projelerimiz, hedeflerimiz. Afrika'da hangi ülkeler var daha çok? Afrika'da yani tüm Afrika ama işte Gana vesaire ağırlıklı. O çevreler, Kenya oralarda genelde daha çok ihracatların olduğu bölgeler. O kısımlarda çalışıyoruz ama Afrika'nın her yerinde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Şimdi coğrafya açıdan da çok avantajlıyız. Evet. Değil mi? Deniz yoluyla hele olsa. Değil mi? Yani hava olabilir, deniz olabilir son derece. Yani coğrafi konum açısından da uygun bir yapıdayız. Evet, o da deniz, çok hava, kara her türlü hizmeti verebildiğimiz bir bölge tam olarak Türkiye'de. Evet, çok güzel. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Yani bu iş bir kere severek yapması lazım. Bu çok önemli. Bu işi sevmeyen insan yapamaz. Yapar ama belli bir noktada kalır. Tam layıkıyla olmaz. Evet, yani bu işte sektörde ileri... Yani ileriye gitmek istiyorsa, bir yerlere gelmek istiyorsa, kariyer yapmak istiyorsa severek yapması çok önemli. İletişimin kuvvetli olması önemli. Çünkü müşteriler böyle gemi gecikir, kar yağar ama senden tabii, kaynaklı görür. Kesinlikle. Bunu düzgün bir şekilde anlatmak gerekiyor müşteriye. Müşteriye her zaman pohpolayıp düzgün bir şekilde anlatarak iletişim kuvvetli olarak devam etmek gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor bu işi yapan insanın. Çünkü bizim işte... Dikkat çok önemli. Çok önemli. Detaylar. Detaylar, dikkat. Çünkü aynı anda hava, kara, deniz yapıyoruz. Deniz yapsak 30 tane deniz yükünü aynı anda yapıyoruz. Bunların hiçbirini kafamıza tabii ki tutamayız. Dikkatli i̇ş takibi. İş takibiyle, düzgün notlarla bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi tabii ki en önemlisi severek yapması lazım. Çok tabii, tutkuyla bağlı olacak. Evet, ya bu iş çünkü keyifli olduğu kadar stresli bir iş. Çok tabii. Hafta sonu yok, tatili yok. Gece 24 yok. Saat devam ediyor. Evet. Yani durmaz biz, lojistik. Biz uyurken Çin uyanık. Amerika tabii. Gece biz uyuyoruz, Amerika uyanık. Tabii. Hep bir devam saat var. Saat farkı. Evet. 24 saat devamlı işleyen bir sektör. Evet. Bizim bayramımız var, onlarda bayram yok. Yüklemeler çıkıyor, geliyor. O yüzden biraz fedakarlık. Fedakarlık yapması gereken bir iş, bir sektör. Evet. Tutkuyla bağlı olan, bundan keyif alan iyi bir şekilde yapabilir. Evet, evet. Yani o süreçten de keyif almak, değil mi? O da önemli yani, söylediğiniz gibi. Evet. Tutkuyla bağlı olunca yani o zorluklarla mücadele etmek, zor bir şeyi başarmak, sonra yorgunluk da gidiyor. Evet. Yani ufak bir problem var, çözüyoruz. Çözdükten sonra onu verdi keyif, onu verdi haz. Değil gerçekten mi? Hiçbir şey de olmuyor. Çok. Çok önemli. Ya da bir yüklemeyi ufak bile aldığın zaman o verilen keyif hiçbir şeyde yok. Tabii. Size gelen teşekkürler, değil mi? Evet. Takdirler, sizi tavsiye etmeleri evet. Büyük bir olay gerçekten. Kesinlikle öyle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim, fakat sağ olun. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ether'de uluslararası taşımacılık olarak bize her zaman ulaşabilirler. Sadece yüklemeleriyle ilgili organizasyon aşamasında değil, örnek veriyorum bir ihracatı olur, bilgi almak ister. Bununla ilgili de bizi arayabilirler. Biz illa yükü biz yapacağız diye değil, bilgi vermek amacıyla da hizmet veriyoruz. Hiç problem değil, böyle şeylere takılmayız çünkü. Aynı zamanda gümrük hizmeti de veriyoruz. Onunla ilgili de bilgi almak isterlerse bize her zaman ulaşabilirler. Zaten iletişim bilgilerim de altyazı olarak da geçiyor. Evet. Bir ihtiyacı olan sizinle bağlantı kurabilir. Lojistik konusunda en iyi şekilde destek evet. veriyorsunuz. Harika. Çok memnun oldum. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben sağ de olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Memnun çok oldum. Mersi. Bugünkü konuğumuz İş Geliştirme Müdürü Nur Ertekiner Üyüklü idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Unity Textil, Nesrin İşi ile Perspektif programını sundu.